Bozaltın paranın rotasını sunar. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın rotasına hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminden çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte her sabah olduğu gibi. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Kravatınız çok güzelmiş bu arada. Teşekkür ediyorum. Sen renklere bayıldım. Renklere bayıldım. Evet. Şeyden de öyle mi gözüküyor? Ha, evet. Öyle, gayet ekranda... daha da canlı gözüküyor hatta. Ama yakışmış bir, size. Bir şey itiraf etmeliyim. Bu kravatı bana kim hediye etti? Kim hediye etti? Murat hediye etti. Sabah. Harikaymış. Onu da tebrik ediyorum o zaman. Hocam dedi ben Fenerliyim dedi. Güzel olmuş. Evet. Hocam enflasyonla başlayacağız. Şimdi dün konuşmuştuk veriler gelecek diye. Piyasanın beklentisi 0.38 evet. gibiydi ama onun da altında geldi. 0.30 evet, oldu. Hatta ben de 0.55 evet. falan civarında olur diyordum. Fakat hakikaten çok altına geldi. Tabii bunun sebeplerine bakalım. Neden böyle oldu? Gıda fiyatlarıyla bir ilintisi var elbette. Bu veriler sonrası şimdi enflasyonun görünümüyle ilgili yeni neler söyleyebiliriz? Ve piyasaya etkileri nasıl oldu acaba? Şimdi son kısmından başlayayım. Piyasaya etkisi genelde olumlu oldu tabii. Hem tahvil bono piyasasında faizleri de bir miktar aşağı çekti. Hem de enflasyon Merkez Bankası'nın söylediği şekilde bir nevi düşüş trendine girmiş gözüküyor Barış. Hı-hı. Özellikle şey çok ilgi çekiciydi. Yani üretici fiyatları endeksi eksi 0.13 ve bu üçüncü aydır üretici fiyatları düşüyor. Şimdi çok ilginç bir kaç yerde yorumla karşılaştım. Kimisi bunu üreticiler için çok olumlu olduğunu söylüyor. Tabii kimisi de olumsuz olduğunu söylüyor. Şaşırdım yani üreticiler için nasıl olumlu olabilir ki? Üretici fiyatı endeksi ben üretmişim malı, bu bardağı üretmişim ve satıyorum ve bunun fiyatı düşüyor. Hı hı. Üreticiler için şunu gösteriyor. Talep Şubat ayında hadi talebin iyi olduğunu biliyoruz ama en azından son Temmuz'dan bu yana iç talepte pek canlanma yok. Üreticinin karlarından feragat ettiğini ve fiyatlarını arttıramadığını da görüyoruz. Yani genel fiyat seviyesi ciddi de bir rekabet var çok büyük bir olasılıkla. Dolayısıyla üretici fiyatları düşüyor ve üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasında makas felaket açıldı. Yani üretici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yani Şubat ayına göre 2012'nin Şubat ayına göre ne kadar arttı biliyor musun? Bir yılda üretici fiyatları %1.84 arttı. Bu ikinin de altına gelmiş durumda. Evet. Tüketici fiyatları da aylık bazda 0.30 geldi. Geçen Şubat ayına göre tüketici fiyatları %7.03 arttı. Bu makas inanılmaz bir şekilde açılmış durumda. Dolayısıyla bu makasın tekrar kapanması gerekiyor. Mecbur yani kapanmaya. En aralıklı seviyeye geldi. Tahmin ediyorum önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarında belirgin düşüşler de göreceğiz. Şu an tüketici fiyatlarının tabii biliyorsun çeşitli endeksleri var. H endeksi dediğimiz H endeksi ile I endeksi. Ve bu iki endeks imalat sanayinde yani gerçek enflasyonu, çekirdek enflasyon dediğimiz enflasyonu gösteriyor. Gıda ve enerji fiyatlarından arındırılmış endeksler bunlar. En yüksek artış geçen yıla göre nerede oldu dersen %16.31 ile tütün ve alkollü içecekler doğru. grubunda gerçekleşmiş. Hı hı. Ve aylık bazda da en yüksek artış Antep, Adıyaman ve Kilis'te olmuş. Onların çok fazla hani ayrıntısının çok fazla bir önemi yok ama tahminen herhalde 2013 yılında eğer talep çok önemli bir büyüme yapmazsa yani %4 büyüme bu sene hala biraz zor görünüyor. Belki daha sonra hükümet bazı başka kararlar alabilir. Büyüme tekrar hızlanabilir. Zaten Merkez Bankası Şubat ayında iç talebin büyüdüğünü söyledi. Bu şekilde enflasyon %6'ya doğru gerileyebilir. Yani 6-6.5 arası bekleniyor. Her ne kadar Merkez Bankası'nın hedefi 5.30 civarındaydı olsa da 6-6.5 arasında bekleniyor. Bu da piyasalara
biraz daha moral verdi diyebilirim. Bu açıdan bakıldığında enflasyon verileri hakikaten önümüzdeki dönemde düşebilir. Çünkü mevsimlik hareketler de buna izin verecek. Çok yoğun bir kış yaşamadık. Bu da gıda fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmuş. Ve üretici fiyatlarındaki düşüşle birlikte tahmin ediyorum Nisan ayına kadar 6 seviyesine doğru enflasyon gelecektir. Evet. Peki hocam, enflasyon açısından olumlu bir tablo beklentilerin altında ama tabii o zaman şunu da söylemek mümkün herhalde. Ya bu enflasyon öyle bir şey ki, tam pek çok veriyle bağlantılı ama hava durumuyla yakından ilgili demek ki. Hani gıda fiyatları açısından tabii bu sene bir de işte baksanıza Şubat ayı falan yaz gibi geçti neredeyse. Evet. Dolayısıyla öyle hani aşırı yağış, işte kar vesaire, tamam doğuda var kar ama hani tarım üretiminin vesairenin olduğu yerlerde çok etkili olmadı. Önemliydi o. Şimdi gelelim bir başka başlığa. Eurogrup Maliye Bakanları. Onlarla ilgili daha esnek bütçelere kapıyı araladılar. Kemer sıkma karşıtı hareketin İtalya'da siyasi çıkmaz tehlikesini ortaya çıkarmasıyla da Euro bölgesi Maliye Bakanları daha esnek bütçeler için yolu açtı. Ne anlama geliyor hocam bu? Ya şimdi biliyorsun bir kavga var Avrupa Birliği'nde. Yani önceki gün, yani Maliye Bakanları toplanmadan önce Almanya'dan gelen açıklamalar vardı. Geçen hafta önce Bundesbank'ın başkanı, Alman Merkez Bankası'nın başkanı işte Fransa'ya hedef alarak, daha doğrusu onlara dedi ki işte siz bari cıvıtmayın bu bütçe disiplini konusunda. Fakat İtalyan seçimleri mecburen onların geri adım atmasına sebep oldu. Yani Maliye Bakanları'nın. İtalya'daki seçimler sonrasında halk ciddi anlamda buradan sıkıntı çekiyor. Yani bu ciddi bütçe tedbirleri, bütçe açığını azaltma tedbirleri sadece hani güney ülkeleri sadece vurmuyor. Ciddi anlamda kuzey ülkelerini de etkilemeye başladı. Çünkü her tarafta bütçeyi kısıyorsun. Ondan sonra bakıyorsun İtalya'nın borcu, hani Monti geldi, borçları azaltacaktı, disiplin yapacaklardı. %121'lerden %127'ye çıkmış. Yani borç azalmıyor sıktıkça. Asıl tam tersi bir hareket olması lazım. Yani insanların para harcaması lazım. İnsanların alışveriş yapması lazım. Gelirlerin artması lazım ki, firmaların gelirlerinin artması lazım ki vergi gelirleri artsın. Buna karşında bütçe açıkları kapansın. Şu ana kadar Almanya kendi modelinde ısrar ede bir hal oldu. Yani işte herkes evini temiz tutarsa, herkes bütçe disiplinini uygularsa o zaman bütçe açıkları düşer. Bu da ekonominin tekrar canlanmasına sebep olur. Bir görüş bu. Diğeri de tam tersi. Geçici bir dönem için bütçe açıklarının artmasına izin verilmeli. Bu şekilde ekonomi canlandırılmalı. Canlanan ekonomi gelir getirmeye başladığında da bütçe açıkları kendiliğinden kapanmalı. Ben hep ikinci tarafta oldum. Yani bir ekonomist olarak daha önceki krizleri de inceleyen birisi olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin 2001 krizinden çıkışı ve 2008 krizinden çıkışı tamamıyla alınan mali sıkılaştırma değil, mali gevşetme kararlarıyla çok hızlı olmuştur. Yani 2008'de hatırlıyor musun? Beyaz eşyada, elektronikte, artı arabalarda KDV oranları, özel tüketim vergileri hızla düşürülmüştü. Evet. O maliye için bir gelir kaybıydı. Ama çok çabuk bir şekilde piyasa canlandı ve zannedersem 8 ay falan o geçerli oldu. Ve o dönemde birçok araba üreticisi de araba satış noktalarına gidiyordun. Bulamıyordun araba. Yani kayıt yaptırıyordun. Evet, kayıt yaptırıyordun. O şekilde ekonomi canlandıktan sonra, motor dönmeye başladıktan sonra, hani biliyorsun teknelerde şey vardır, motoru çalıştırırsın pat 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 eder. Bir aldıktan sonra yavaş yavaş hareket etmeye başlarsın. Şu an siyasi baskılar nedeniyle Avrupa'da maliye bakanları bu yola, daha doğrusu bu yola girmiyorlar ama bu konuda artık esnek olmak zorunda olduklarını görüyorlar.
bak göreceksin, yarın Almanya'da seçimler yaklaşsın, mali disiplin hak getire. Tabii canım, aynen doğru. Aynı şekilde Merkel de işte şu ana kadar sıktı ama vermeye başlayacak o da gerekli harcama. Yani sıkıntı da belki diğerlerinden daha fazla bile verecek. Evet, bir de ben Almanya'da biliyorsun çok fazla Türk var. Yani bizim de çok fazla akrabalarımız var. Hakikaten konut fiyatları falan inanılmaz yani. Şu an git Almanya'da 40 bin euroya, 50 bin euroya ev alıp net 400 euro kiraya geliri elde edebiliyorsun. Bu müthiş bir rakam. Doğru. Yani 40-50 bin euroya sen evi alacaksın. 300-200 euro bile olsa euro bazında çok ciddi bir getiri anlamına geliyor. Taksitle almış olsanız işte krediyle taksinin yarısından fazlasını ödersiniz. Yani. Aynen ödersin. Yani Türkiye'de konut fiyatları çok pahalı. Bence burada olması gerekenin üzerinde ve Almanya tamam kriz geçirmiyor, bir hani krizden daha sağlam gözüküyor ama yani Almanya'nın çok önemli faktörü şu, adamlar teknoloji üretiyor. Sonuç olarak ağır sanayi konusunda bir numaralar dünyada. Yani Çin'deki fabrikayı da gidiyor Almanya kuruyor ve muazzam bir teknoloji transferi de yapıyor. O konuda know-how'ları var. Bundan dolayı özellikle şeyde, yani Euro bölgesinde Maliye Bakanlarının bu toplantısında bir miktar esnetelim konusu beni şaşırtmadı. Hı hı. Bu tabii ki Avrupa Euro bölgesi için oldukça olumlu, bence olumlu bir adım ve önemli de bir adım. İtalya'da bu iş belli olana kadar da çok fazla sıkabileceklerini zannetmiyorum. Biz daha önce de söyledim, Portekiz'i, Yunanistan'ı, İspanya'yı şu an bir miktar geri plana attık ve onları çok fazla konuşmuyoruz ama gelen verilerde Avrupa Birliği'nde işsizlik %11.7 idi daha önceki ay. En son ay %11.8'e yükseldi. İşsizlik artıyor. Evet. Avrupa Ekonomi Komisyonu açıklama yapıyor. 2013'te büyüme oranını -0.3 olarak açıklıyorlar. Öyle bir durumda o zaman Avrupa ekonomisi bu yılda büyümeyecekse, Euro'ya geçişten sonra yani 99'dan bu yana Avrupa ekonomilerinin, yani Avrupa Birliği'nin 2 yıl arka arkaya küçüleceği başka bir dönem yok. Dolayısıyla aslında şu ana kadar anlamış olmaları lazım bu politikanın çalışmayacağını. Ve bu politika gerçekten de çalışmıyor. Yani en önemli örneği de Amerika. Amerika her zaman yani eksiye geçmedi hiç olmazsa kriz haricinde. Yani krizden sonra eksi büyüme yaşamadı. O da şu ana kadar devam ettirilen bu harcama, otomatik harcama kesintisi öncesinde harcamalar, vergiler düşüktü. Bu şekilde ekonomiyi canlandırabilme imkanına kavuştular. Bence Euro Birliği'ndeki, bir de biliyorsun bu hafta şey var, Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var. Orada da eğer bir 0.25 faiz indirimi gelirse bence Avrupa daha rahat toparlayabilecek. Burada çok önemli bir şey söyleyeyim. Euro dolar paritesi eğer faiz indirimi gelecek diye şu an aşağı yönlü hareket ediyor. 1.30'un altına geliyor, geri çıkıyor. 1.30'un etrafında dalgalanmaya başladı. Faiz indirimi gelirse eğer o sırada bir düşüş olur Euro'da. Yani orada Euro'da pozisyon almak lazım. Çünkü faiz indirimi artı bu Avrupa Birliği'nde bütçe konusundaki bir miktar esnetme olayı bence oraya bir miktar rahatlama verecektir. Şimdi tam hocam bu Avrupa'yı konuşurken Ümit Hüsrevoğlu demiş ki niçin Avrupa Birliği bu kadar bir arada kalmaya çalışıyor? Görülen o ki her geçen gün bir sıkıntıya giriyorlar. İtalya bugün Euro bölgesinden ayrılsa kendi markası olan o kadar çok ürünü var ki lirette bir devalüasyon yapıp 3-4 senede toplamaz mı? Aynen toplar. Aynen dediğine katılıyorum. Euro Birliği bir projeydi. Bu aslında, açıkça söyleyeyim ben sana, şu konuda kitaplar yazıldı. Global Single Currency diye. Dünyada tek para sistemi. Hı hı. Ve bunun arka planında ciddi beyin çalışması var. Ve bu bir nevi laboratuvar gibi Avrupa'da uygulandı. Yani ülkelerin paraları birleştirildi, tek paraya geçildi, evet. Avrupa'da. Buna İngiltere katılmadı. Bu bir denemeydi. Bu denemede şu görüldü. Tek parayı kullanabilirsin ama herkesin bütçe açığının, herkesin borcunun da aynı olması gerekiyor. Şimdi ben para birliğine girdiğimde bu sefer maliye birliğe de girmem lazım. Yani o zaman Avrupa Maliye Bakanlığı'nın olması lazım. Ve Avrupa Maliye Bakanlığı da her ülkenin harcamasını, bütçesini belirlemesi lazım. Böyle bir şey düşünülebilir mi?
Yani Fransa'nın bütçesine harcayacağı parayı, gelirini, giderini, onun vergisini eğer Avrupa Birliği'nde sen yapmaya kalkarsan ne olur? Adam çıkmak ister. Aynı şey Yunanistan için de geçerli. Yani drahmiye dönecek olsaydı Yunanistan şu ana kadar krizden 50 kere çıkmıştı. Yani 2010'da bu krize girdiğinde hemen o gün Euro'dan çıksa ve daha işler çok fazla bozulmadan ve kendi parasına geçmiş olsa kurtarırdı. Dedi Ümit Bey doğru söylüyor. İtalya'nın İtalya hani şeyin Avrupa'nın üçüncü büyük ekonomisi ve orada marka çok önemli. İtalya'dan hani biz de çok fazla İtalyan ürünleri kullanabiliyoruz. Özellikle inşaatta, işte modada vesairede. İşte İtalyan arabası üretiyoruz onların patentiyle vesaire. Yani buna baktığımızda hakikaten bir devalüasyon yaptığı zaman ciddi anlamda toparlar ve çok hızlı da borcunu öder. Ya bu Avrupa Birliği dağılır mı sorusu artık sorulmuyor ama bence bu Avrupa Birliği gidemez yani. Çok çok uzun soluklu olmasına imkan yok. Avrupa Birliği'ndeki para birliğini bir şekilde korumaya çalışacaklar. Fakat Avrupa'nın verilerine baktığımızda kendi reel verileri hakikaten çok kötü gelişiyor. Orada insanlar yaşlanıyor. Oradaki verimlilikte azalma var. Ve bu azalma net bir şekilde ekonomiye de ve gelirlere de yansıyacak. Yani fakirleşen bir Avrupa göreceğiz aslında önümüzdeki 20-30 yılda. Bu arada diğer yerler bir miktar daha şey yapacak. Burada bir tek kurtaran İngiltere. Yani onlar zaten sanayiyi çökerttiler daha önce. Kuzey Denizi'nde petrol bulunduktan sonra sanayi tam anlamıyla çöktü. Onu da belki bilmeyen izleyicilerimiz için söyleyeyim. Dutch disease dediğimiz, Hollandalı hastalığı dediğimiz bir ekonomi teorisi var. Doğalgaz veya petrol bulunduğunda ülkenin parası diğer paralara karşı çok yükseliyor. Düşünebiliyor musun? 1 pound 4 dolara kadar çıkmıştı Kuzey Deniz'de petrol bulunduktan sonra. Yani İngiltere bir ayakkabıyı 1 pound'a satıyorsa karşılığında 4 dolar alması gerekiyordu. Daha önce 2 dolar olan şey 4 dolara çıkınca İngiltere'deki üretilen mallar dünya piyasalarında o kadar pahalı hale geldi ki İngiliz sanayisi tamamıyla İtalya ve İspanya'ya kaçtı. Evet. Eskiden İngiliz kumaşı diye konuşurduk. İngiliz ayakkabısı, İngiliz mesela şeyi de kaybettiler biliyorsun. Çok önemli bir araba markaları vardı. Onu da kaybettiler. Ve tamamıyla hizmet sektörüne döndüler. Dünyanın finans merkezi olarak gelirlerini oradan sağlıyorlar. Şu an benzer bir olay. Eğer Euro değerli kalmaya devam ederse Almanya'nın ve Avrupa'nın da başına gelecek gelecek yani. Evet. Hocam peki Amerika'ya geçelim hızlıca. Evet. Amerika ile ilgili bir soru da var. ABD tarafında vergi konusu ne oldu acaba? Bizim ülkemizde böyle bir şey olsa notumuz çöp seviyesine inmez miydi demiş. İlerdi. Bu arada yine ona bakacağız. Fed üyesinin Allen'dan bir açıklama var. Evet. Parasal genişleme aynı hızla devam etmeli diyor. Evet. Fed Başkan Yardımcısı. Bankanın maliyet ve riskleri kontrolde tutarak aylık 85 milyar dolarlık tahvil alımlarına devam etmesi gerektiğini belirtiyor. Şimdi bu söylemlerden sonra Amerikan borsalarında da alım geldi. Evet. Şimdi artık bundan sonra 2013 sonuna kadar parasal genişleme son verilmesi gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Bence artık olmayacak Barış. Çünkü burada şimdi Janet Yellen bu şey Fed Başkan Yardımcısı. Şimdi geçen hafta Bernanke açıkladı. Biz riskleri biliyoruz kardeşim dedi. Yani bu kadar Amerikan Merkez Bankası'nın bilançosunu bu kadar genişletmenin risklerinin farkındayız. Ama şu an işsizlik çok yüksek. Bizim bu parasal genişlemeyi, parasal genişleme dediğimiz her ay 85 milyar dolarlık varlık alımı yapıyor. Bunu durdurmamız mümkün değil mesajı verdi. Hani bu da bu mesajı da çok net verdi. Arkasından Yellen dün bu konuları açıkladıktan sonra borsaya Amerikan borsası önce eksideydi. Sonra artıya geçti. En büyük sıkıntı da dünyada şu an birincisi Çin'deki yavaşlama ve Çin ekonomisinin bir miktar geri çekilmesi. Diğeri de İtalya'daki belirsizlik ve İtalya'dan bir sorun çıkar mı? Yani İtalyan faizleri şimdi herkeste bir korku var. Daha önce bunlar %6'lara yaklaştı, %7'lere yaklaşmıştı. Ve Avrupa'yı ciddi anlamda krize sokmuştu. Bunların üzerine Yellen'in konuşmasıyla birlikte Amerikan borsaları toparladı. Dolayısıyla
bence artık 2013 sonuna kadar şey tartışılmayacak. Yani 85 milyar dolarlık parasal genişleme her ay yapılacak. Ve biz bunların risklerini biliyoruz. İleride varlıkların fiyatları artar, balon yapmaya başlarsa bunu da önleyecek olan Fed'dir diyor Janet Yellen. Onun farkındayız diyor ve şartları da daha önce söyledik diyor. Dolayısıyla ben şey beklemiyorum. Yani artık o tartışmanın çok fazla gündeme gelmesini beklemiyorum. Zaten piyasalardaki özellikle hisse senedi piyasalarının yukarı gideceğini söylüyorum. Dow Jones daha önce 14.277 civarıydı tarihi zirvesi. Oraya çok yakın. Orayı bence kıracak. Ama Aydın Yağcı'nın demin sormuş olduğu soru önemli. Hı hı. Vergi konusu bitti mi? Hayır, vergi konusu bitmedi. 27 Mart'a kadar fonlamayla ilgili olarak bir şekilde karar almaları gerekiyor. Fakat piyasada şöyle, yani yalama oldu bu konu. Yani mali uçurum konusu yalama oldu. Yani o sorun var. Dün ben o sorunun ciddi bir şekilde piyasalar üzerinde yeniden bir kara bulut oluşturacağını düşünüyordum ama gene piyasa çok fazla takmıyor. Yani orada ne olacak? Cumhuriyetçiler anlaşmasa bile bir şekilde bütçe harcama limitleri arttırılacak diye bekliyor piyasa. Yani piyasa o konuda şu an hala çok olumsuz değil. Evet. Peki bize gelelim hocam. Şimdi borsada dün yine bir yükseliş vardı. Oysa dış piyasalarda da genel olarak bir olumsuz hava vardı. Bunu neye bağlıyorsunuz bu yükselişi? Bu bağlamda bir de soru var. Sait Çiftçi diyor ki YMKB'ye yüklü bir para girişi var gibi. Sizin gözlemleriniz nasıl demiş? Dün gerçekten Barış yayında özellikle şunu söyledim. Borsa 5 gündür artıyordu. Yani dün pazartesiydi. Ondan önceki pazartesiden cumaya kadar borsa artmıştı. 75.500 seviyesinden başlayan bir yükseliş vardı ki zaten o önceki haftada biz hatta 76.000'de kırıldı, şimdi 70.000'e gider mi tartışmaları varken özellikle şunu vurguladım. Hayır, burada artık 5 haftadır düşüyor. Daha önce 10 kere olmuş bir olay var 90'dan bu yana. Bundan sonra bir yükselişin gelmesi lazım artık. Teknik de bu benim söylediğim ve teknik olarak da yükseliş beklediğim yere geldi. Yani dün itibariyle 80 bine yaklaşmıştı borsa. Teknik olarak böyle bir seviyeye gelmişti. Ama dün piyasalara baktığımda hem dış piyasalarda Amerika çok olumsuzdu. Hem Asya %3,5'tan fazla düşüş vardı Çin'de. Hong Kong'da bir tek Japonya artıdaydı. O da Japon Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları nedeniyle Kurudo'nun. Ben de bizim piyasanın dışarıdan çok fazla ayrışmayacağını ve dolayısıyla bir miktar geçen haftaki yükselişin ardından geri çekilme yapabileceğini, bu da 79.200-300'e kadar bir düşüşle açılıp sonra daha yatay bir seyir yapabileceğini söylemiştim. Hatta bir izleyicimiz de şunu sormuştu, o zaman satalım mı? Bir miktar satıp şey yapalım mı? Ben de ya zaten açılsa bile normalde aşağıdan açılacak, ona fırsat vermez. Bu tür durumlarda çok fazla gir çık yapmayın. Bence bırakın piyasanın biraz nasıl olsa geri çekilirse yeniden yükselir. Çünkü dibi gördü ve artık yükseliyordu. Fakat dün piyasa açıldı, zaten düşüş olmadan açıldı. Yani direkt yükselişle açıldı borsa. Dış piyasalar olumsuz olmasına rağmen. Benim ilk aklıma gelen şeyi söyleyeyim. Ha, piyasanın bir bildiği var. Yani piyasanın bir bildiği var. Bugünkü yazımda da onu vurgulamaya çalıştım. Şimdi bu rekabet kurulu ayın 12'sinde kararını açıklayacak ya, bankalara ceza verecek mi, vermeyecek mi? Ben şöyle düşünüyorum Barış. Tahmin ediyorum. Şimdi banka genel müdürleri savunmalarını verdi. Tabii orada insanlarla da konuştular. Bir de Sayın Babacan dün özellikle rekabet kurulunun bankalara ayrı bakması gerekiyor. O da sorulmuş hocam. Sayın Babacan'ın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz diye de bir soru var. Şimdi burada aslında müdahale gibi değerlendiriliyor tabii ki. Yani rekabet kurulu bir karar verecek. Burada kimse de piyasaların çok bozulmasını istemiyor. Yani bu sıkıntı yaratıyor. Evet. Artı bankalar genel müdürlerin hepsinin söylediği en önemli şey şuydu. Bize vereceğiniz cezanın bir önemi yok. Biz yine kar edeceğiz, yine kazanacağız. Ama bankaların üzerine bir leke düşecek. Biz güvenle ayakta duruyoruz. Ve bu nedenle de bu güvenin sarsılmaması lazım. Hı hı. Hani bankaları böyle kendi aralarında bir kartel oluşturmuş gibi
gösterilmesi yanlış şeklinde açıklamaları vardı. Yani onların savunmaları o yöndeydi. Babacan da bu açıklamalara destek verici açıklamalar yaptı. Benim tahminim piyasa bu haberi aldı. Yani tahmin ediyorum eğer şeyi bankalara dün şey konuşuluyor. Bak düşünebiliyor musun? Şöyle ya %10 bile yani toplam gelirlerinin %10'u kadar bile ceza verilirmiş diyorsun. Borsa yükseliyor. Ya onun da kasıtlı olarak piyasaya gündeme getirildiğini düşünüyorum. Bir yandan %10 ceza haberleri var. Diğer taraftan borsa yükseliyor. Çok şaşırırım eğer öyle önemli bir ceza gelirse. Yani göstermelik bir şeyler gelebilir. Ama daha piyasa, çok o söyleniyor zaten hocam. Evet piyasa bence dün ben şöyle bakarım piyasaya. Piyasa analiz ederken. Şimdi piyasa açılmadan önce benim bir senaryom vardır. Bu senaryoya göre hareket etmiyorsa burada piyasa yanılamaz. Burada sadece yanılan birisi varsa ben olabilirim. Çünkü piyasanın her zaman bu cümleyi kullanırım. Artık belki izleyicilerimiz de bıkkınlık geldi. Piyasanın 1 milyon yatırımcısı varsa 2 milyon kulağı, 2 milyon gözü vardır. Sizden daha fazla şey duyar, daha fazla şey bilir. O zaman ben şunu açıklamak zorundayım. Dün genel olarak piyasanın dış piyasalarla paralel aşağı gitmesi gerekirken borsa yukarı gidiyorsa ben yanılmışımdır. Piyasa yanılamaz. Kısa vadede de olsa. Şaşıracağım. Gerçekten eğer rekabet kurulundan bir ceza gelirse şaşıracağım. Bu nedenle 12 Mart'a kadar da piyasada genel trendin çok fazla artık bozulmasını beklemiyorum. Olağanüstü bir olumsuz haber gelmediği sürece. Yani gerçek anlamda Rekabet Kurulu Başkanı'nın bu konuşmalar, Sayın Babacan'ın açıklamaları üzerine çıkıp da şöyle bir şey derse piyasalarda bir miktar satış getirir yalnız. Hayır hiç öyle bir şey yok. Biz durumu inceliyoruz. Bankaları hiçbir sektörden ayrı tutamayız. Ne gerekiyorsa o yapılacaktır gibi bir açıklama satış getirir ama o da geçici olur diye düşünüyorum. Hocam şimdi endeksle ilgili bir yorum daha var. Hemen onu da söyleyeyim ona katılır mısınız bilmiyorum. Bir haftadır ciddi bir ayrışma içine girdiğini görüyoruz. Düşen petrol fiyatları ve artık barış sürecinin de fiyatlanmaya başlandığını düşünüyorum demiş Aydın Bey. Doğru söylüyor. Katılır yani mısınız? Ben şimdi bu gerçekten düşen petrol fiyatları Amerika'da yani genel olarak Amerika ekonomisi daha iyi sonuçlar göstermesine rağmen Çin'de büyümenin azalması ve Çin'in büyüme beklentisini %7,5'ta sabit bırakması petrol artı bir de petrol arzının artıyor olması petrol fiyatlarını aşağı doğru çekiyor ve bu bizim cari açık açısından çok olumlu bir gelişme. Bugün yani dünkü yükselişi bununla tek başına açıklamam imkansız. Yani onun etkiyi biz daha az görmeliydik. Yani piyasalar düşerken belki biz piyasalardan biraz daha yarım düşebilirdik. Yani o petrolle ilgili olarak. Evet. Ama onu çok fazla... Fakat bu barış süreci artı şey şimdi adeta bir Moody's'in fiyatlanması gibi bu barış süreci fiyatlanıyor olabilir. Onun etkisinin ben daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ve dolayısıyla da piyasada bunu ta geçen hafta yazdım zaten. Yani endeks daha 77 bindeydi. Tamam şimdi almamış olanlar bile rahatlıkla alım yapabilir. Çünkü ben 86.500 zirveye kadar önümüzdeki 2-3 ay içinde gideceğini hatta 90 bini bile görebileceğini düşünüyorum diye belirttim. Çünkü önemli bir sert düşüşün arkasından ciddi artık yabancı alım vardı. Salih Çiftçi zaten onu söylüyor. Güçlü alımlar vardı. Dün bir fırsattı bu. Yani o piyasa artıda açılıp yukarı yönlü gitmesi ve dış piyasalara karşı pozitif ayrışması çok belirgin bir beklentiyi gösteriyor. Ama bence en büyük beklenti yalnız şey rekabet kurulundan gelecek cevap. Mert Bal da diyor ki hocam çok ucuz GYO'lar var. Piyasa fiyatı defter değerinin çok altında işlem gören 0304 gibi GYO'ların gayrimenkulleri karşılığı kullandıkları kredileri BDDK ve SPK'nın takibi almasını öneriyorum. Böylelikle bu sıra dışı iskontolar azalır kanımca diyor. Ne dersiniz demiş. O bir görüş. Piyasa fiyatlamayı yaparken Barış, yani bir hisseye fiyat biçerken genel olarak şuna bakar. Şimdi şunu biliyoruz. Bir şirketin varlıkları vardır, borçları vardır. Varlıkların içerisinde GEO'ların ne var? Onlar yapıyor, satıyor. Veya kira geliri var veya arsaları var. Şimdi bunların değerlerini gidip değerlettiriyorsun. Sonra varlığım şu kadardır diye bildiriyorsun SPK'ya. Bu varlıkları değerleyen şey kurumlar, resmi kurumlar. Yani kimse şey yapmıyor.
bu resmi kurumlara güvenmemezlik edemeyiz. Yani onların verdiği değeri uygun göreceğiz. Ama şöyle bir durum da var. Bunu ne kadar iyi kullanacak ve bunu ne kadar kâra çevirecek? Bu şeye benziyor. Bir makine aldın. Makinenin değeri atıyorum 100 bin lira. Tamam mı? Sen bu makineyi satmak istediğinde bir başkası da 100 bin liraya alıyorsa 100 bine satamazsın. Ama bu makineyi hiç kullanmadığını düşün. O zaman değersizdir. Evet. Bu makineden değeri aslında şirkete hisseye değer biçerken biz şuna bakarız. Bu makineye bakmayız. Bu makinenin değerinin çok fazla önemi yoktur. Makinenin yarattığı katma değer önemlidir. Ne kadar kar getirecek? İleride bana ne üretecek? Şimdi ikimiz de fotokopi makinesi alsak, sen de fotokopi çeksen, ben de fotokopi çeksem. Sen günde 1000 tane fotokopi çekerken ben 200 tane çeksem aynı fotokopi makinesiyle, senin şirketin çok daha değerlidir. Dolayısıyla benim fotokopi makinesini kullanma beceriksizliğimi iskontolar piyasa. O yüzden o ellerindeki varlıkların değerine göre bir değerleme yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Mesela elinde bir arsası vardır, hiçbir işe yaramayacaktır. Hiçbir şey olmaz orada. Ama elinde bir arsası vardır, daha düşük değerlidir. Fakat oraya öyle bir proje geliştirir ki atıyorum o arsanın değerinin 10 katı kadar bir para kazanabilecektir. Bunlara da incelemek gerekiyor. Peki hocam, İbrahim Dere diyor ki şirketlerin 2012 yılı bilançoları açıklandı. Şirketlerin 2012 yılı temettü verimliliği listesini sitenizde yayınlayacak mısınız? Veya şirketlerin kar dağıtım oranları belli olduktan sonra mı temettü listesi belli olur? Tabii ki. Şimdi 2012 yılı temettü verimliliği dediğimiz şey şudur. 2012'nin Mayıs ayında, Nisan ayında temettü dağıtan şirketler vardı. Onlar şu anki fiyata göre o temettü ne kadar, yüzde kaçmış diye veriyoruz. Hı hı. Fakat temettü verimini görebilmek için, yani 2013 için görebilmek için 2012'nin karından 2013'te temettü dağıtılacak. Dolayısıyla ancak onu Nisan Mayıs'tan sonra görebiliriz ama şu anki verileri de onlar basit. Yani onu yayınlamak, onları da ben yayınlayabilirim. Evet, şimdi... Ama bu akşam yapacağımız webinarda canlı olarak internet üzerinden biliyorsun yapabiliyoruz. Hı hı. O webinarda şu son gelen bilançoların kompakt bir değerlendirmesi. Yani burada en çok dikkat çekenler hangileri, kim çok iyi işini düzeltiyor, bu fiyata yansıyor mu vesaire, ona bakmak lazım. Bu bankalarla ilgili bir yorum gelmiş hocam. Piyasada kredi faizlerini inceledim. Bankaların faizleri 5 lira 10 lira farklı aynı. Bunun tesadüf olması olanaksız. Yani tekelleşmenin estetiğini yapıyorlar artık. Birinde dosya masrafı yok, İşte komisyon var. Diğerinde tam tersi, kullanım ücreti var. Nihayetinde ödenen tutar üzerinden değerlendirdiğinizde rekabet hak getire. Sadece şirketlere uygulanan, KOBİ'lere uygulanan faizle kişisel kredi faizlerinde fark var. Şirketlere uygulanan düşük. Zaten bunun için KOBİ'leri bırakmış, kredi severlerin peşine düşmüşler diyor. Çok doğru tespit. Dolayısıyla hani bu tekelleşme meselesi aynen devam ediyor demiş izleyicimiz. Şimdi şöyle, şimdi bakın. Şimdi bankacılık sistemi nasıl çalışır? Yani buradaki KOBİ kredi istiyorsa eğer Barış, ben kredi talebini değerlendiriyorsam banka şubesinde genellikle şubeye gelir. O şubede kredi talebi değerlendirilir. Direkt olarak her bankada çalışan ömür boyunca aynı bankada çalışmamıştır genellikle. Başka bankalarda bir sürü arkadaşı vardır. Tamam mı? Hı hı. İlk yaptığı şey hazineye telefon etmektir. Hazineye telefon eder, paranın maliyetini sorar. Hazine der ki bizim verdiğimiz oran 9.25 der. Niye? 75 ben kazanacağım der. Şu an hazinenin, bankaların hazinesinin aldığı baz faiz bizim faiz koridorunun tepe seviyesi 8.5, tamam mı? Evet. 9.25 der, ben sana vereceğim fiyat. Sen ister 15'ten sat, 15'ten satarsan ciddi kar edersin. Eğer 13'ten satarsan daha az kar edersin. Şimdi banka şubesi onun üzerine karını koyar. Müşterinin kullanacağı kredi miktarı, müşterinin kredibilitesine bakarak bunun üzerine karını koyar ve satar krediyi. Fakat bunu satarken de ne yapar biliyor musun? Benim müşterim der, şimdi diğer bankaya telefon etmiştir. Öteki bankaya da telefon etmiştir. Onlardan kredi kullanmak için fiyat almıştır. Yani ihale yöntemi gibi. Hı hı. Şimdi Barış Özkan geldi bana kredi alacak A bankasından. Benden fiyat isteniyor. Ama Barış, ben biliyorum ki Barış sadece benden istemiyor. B, C ve D bankasından da aynı fiyatı istemiştir. Kullanacağı kredi açısından. Benim yapacağım şey şudur. Açarım oradaki arkadaşıma, tanıdık birine. Ya sizde işte fonlama maliyetleri ne?
ne kadar koyuyorsunuz vesaire diye sorarım. Ve bu bilinmedik bir şey değildir. Herkesin bildiği bir şeydir. Fakat tekelcilik ve tam bir şey oluşturalım demek şu demektir. O zaman banka genel müdürlerinin hepsinin bir araya gelmesi lazım. Evet. Bakın KOBİ'lere verilecek krediyi %13 belirliyoruz deseler dahi, varsayalım ki onu dediler. Bu zaman emir gitmesi lazım bütün şubelere. Kardeşim bundan sonra 13 kullanacaksınız diye. Onu kimin söylemesi lazım? Hazinenin söylemesi lazım. Ama hazine kendi parası ama eğer onun dediğini yaparsa hiç kredi kullandıramaz. Bu sefer şubeler zarar yazmaya başlar. Doğru. Dolayısıyla banka genel müdürlerinin bir araya gelip de böyle bir şey yapma olasılığını ben çok düşük görüyorum. Bir de %13'ten kullandırılacaksın desin. Ya senin şirketinin borç yapısıyla öteki adamın borç yapısı aynı mı? Yani senin şirketinin varlıklarıyla riskiyle öteki şirketinki aynı mı? Sana 13'ten ötekine 16'dan kullandırabilirim. Dolayısıyla mümkün değil şey. Şey mümkün değil. Bana yani ekonomik mantık olarak bana ters geliyor. Ama şunu biliyorum. Bankaların birbirine çok yakın olma. Peki katılım bankalarının verdiği mevduat faizini, mevduat gelirini veya kar payını nasıl faizle bu kadar paralel gidiyor? Bunu nasıl açıklayabileceğiz? Yani her işten o kadar mı kar ediyorlar? Yani ben katılım bankasına 100 lira koyduğumda o tam %7,5 mu kar ediyor? Faizler yükselince %9,5 mı çıkıyor kar? Aslında şunu söylemeye çalışıyorum yani. Böyle bir şey oluşturmak bu piyasada gerçekten oldukça zor. Ama bankalar niye KOBİ'leri yüksek tutuyor? İstemiyorlar KOBİ'lere kredi kullandırmak. Sebep? Çünkü risk daha yüksek. 10 milyon dolar bir KOBİ'ye 10 milyon TL kullandırmak yerine burada biner liradan tabii, tabii. 10 bin kişiye kredi kullandırdığında 10 binin hepsinin krediyi batırması olasılığı çok zayıf. Ama orada bir kredinin batması olasılığı yüksek. Sen imza atmışsın banka müdürü olarak kredinin altına. Battığı an sen kendi mal varlığına sorumlusun bizim şeye göre, bizim uygulamamıza göre. O yüzden bankalar ne yapıyorlar bu sefer? Tüketiciye yükleniyorlar. Evet. Onu bak orada ne diyor ama tüketicilerde farklılıklar var diyor. Tabii, tabii. Tabii ki oraya yüksek tutuyorlar. Şimdi hocam son bir mesaj daha okuyalım. Eskişehir'e davet var yine. Murat Birecik, Tilom Saş'a gelin moraliniz düzelsin demiş. 8 adet dev gemi makinesi üretildi. Çoluk çocuğumuza istihdam garanti oldu. İkinci devrim faciası yaşanmadı. Tilom Saş'ta önemli işler oluyor. Daha önce de Murat Bey'i bize atacaksınız. Ya Murat Bey'i biz davet edelim de o bir çarşamba buraya gelsin. Biz evet. Eskişehir şöyle yapabiliriz. Yani Eskişehir'e biz gitsek bile bir hafta içi gidemeyiz ki Barış. Hocam biz bir kamera alıp hafta sonu gideceğiz en fazla. Öyle bir şey yapabiliriz. Ya yani Eskişehir'de hakikaten ben de merak ediyorum. Yani orada dev ya Eskişehir'de deniz yok. Tamam mı? Dev gemi makineleri üretiliyor. Bu müthiş haberdir bence. Yani evet. Çok önemli bir şey. Bunu değerlendirelim. Evet. Murat Birecik'le görüşelim. Bakalım bir Eskişehir seyahati olabilir belki. Tilom Saş'a bir bakalım ama tebrikler hakikaten 8 adet dev gemi makinesi üretilmesi önemli bir iş gene orada. Evet. Süremiz doldu hocam. Süremiz son bir doldu. Şey mi söyleyeceksiniz? Evet son bir şey söyleyeceğim. Ahmet Uzunoğlu şarp rasyosunu sormuş. Evet. Bu akşamki webinarda şarp rasyosu ne demek onu anlatacağım. İstikrarlı kar eden şirketlerin şarp rasyosu yüksek olur. Kar dalgalıysa bir zarar bir kar ediyorsa düşük olur onu söyleyeyim. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ben yarın teşekkür sabah ediyorum. Yine beraber olacağız. İzleyicilerimize de katkılarını ötürü teşekkür ediyoruz. Paranın rotasını noktalıyoruz. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra biz yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Koz Altın paranın rotasını sundu.